Evet efendim. Merhaba. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. İlk gün gecesi. Uzun zaman oldu, şansım olarak görmedim sizi. Değil mi? Hoş geldiniz. Biraz yoğunluktan, biraz çok vaktimiz olmuyor o yüzden. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz efendim. Geceyle ilgili öncelikle neler söyleyeceksiniz? Fahriye Hanım neler söyleyecek? CQ gecesi. CQ gecesi yine her zaman olduğu gibi mükemmel bir şekilde hazırlanmışlar ama CQ'nun yani inanılmaz bir çizgisi var. O yüzden bize takdir ediyoruz. Yaklaşık bu sene benim 3. senem CQ'da. O yüzden her zaman gelmeye çalışıyoruz. Ama çizgi olarak yeri bende çok başka. Son dönemlerde sürekli yurt dışında görüyoruz siz efendim. Hep bir yerlerdesiniz. Ay ama siz bu durumdan şikayetçi değil misiniz? Asla değilim. Yani yurt dışında çok faal bu ara. Ama inanın bir o kadar eve, bize, çocuklara, bana geri kalan bütün vaktini organize etmeye çalıştığı için ve yaptığı için hiç şikayetçi değilim. Haftanın 7 günü çalışıyor galiba Burak Bey. Ben iki tarafında çalışıyorum ama şöyle yani tabii ki 4-5 gün setteyim, geri kalan da yurt dışına gidiyorum. Ama bu sadece yani bireysel düşünmemek lazım, ülke için de düşünmek lazım. O yüzden çok fazla çaba harcıyoruz diyebilirim. Evet diziler Türkiye'de de izleniyor, yurt dışında da izleniyor. Biz de bununla ilgili elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Çaba harcıyoruz ama kesinlikle o yurt dışı aileme de müthiş vakit ayırıyorum. Sizin o yurt dışı seyahatlerinde gittiklerinde gitmek istediğiniz bir yer oldu mu acaba? Beraber yanında olmak istediğiniz bir an oldu mu? Çünkü hepsi... gideceğiz. Onu mu söyleyeceksin şu an? 2 gün sonra birlikte gideceğiz. İkimiz baş başa gideceğiz. Efendim Ronaldo buluşması ne oldu? Hemen onu da soralım. Ronaldo ile bir daha buluşacaksınız aslında ama... Evet yani şuna gideceksiniz, şu kamerada şuna gideceksiniz. Evet evet gelecek, o da gelecek kısmetse. Ocak ayında olacak, bir görüşmemiz daha olacak. Peki yurt dışına gittiğinizde bu kadar ilgi alakanın yanında ekstrada yurt dışından size teklifler, iş projeleri geliyor mudur? Mutlaka konuşuluyordur. Var mı ama öyle bir şey? Ama şöyle bir şey var yani yaptığımız işten dolayı neticede biz dizilerle devam ediyoruz öyle değil mi? Mesela ben Kuruluş Osman'dan bahsediyorsak 6 senedir zaten Kuruluş Osmanlı'yım. Evet. Bu iş devam ediyor. Yurt dışına çok fazla takdir görüyor. İnsanlar bizi izliyor, takip ediyor. O yüzden şu an ben bu işe devam etmek zorundayım. Fareyle de aynı şekilde çok fazla insan bizi takip ediyor. Çalıkuşu'ndan. Rusya'dan, oradan buradan inanılmaz tepki. O yüzden zaten yaptığımız işlerle takip ediliyoruz. Biz de onun peşine devam ediyoruz. Ama zaten elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz diye düşünüyorum. Evet, çalık işi dediniz, çalık işi dediniz. Hemen oradan devam edeyim. Çünkü eski partnerler bir araya çok geldi ya. Siz evet. Zaten hep yanınızda. Evet, biz yan yanayız. Çok şanslısınız o konuda ama proje olarak tekrardan bir arada olunacak bir proje olur mu? Fahriye Hanım... Çok sessiz kalıyorsunuz. Hayır, olabilir, olabilir. Her zaman. Biraz da sesim kısık o yüzden. Geçmiş olsun. Sessiz kalmıyor. Aslı olduğunu fark etmedim. Geçmiş olsun diye. Şey ben bugün hakikaten Burak'ın yanında olmak istedim. Biraz rahatsızım. Yani neden olmasın tabii ki. Yani öyle bir plan proje yok şu anda. Yani neden olmasın? Zaten. Ben çok isterim. Bir aradayız. Ben çok isterim. Son doğum günü sorusu gelecek galiba. Evet, geçtiğimiz haftalarda da yakın dostunuzun doğum günündeydiniz efendim. Fahriye Hanım yoktu ama çok güzel bir davet Fahriye olmuştu. Fahriye şu anda hasta. Evet, sorusu geliyor. Çocuklar bence... düşünce olarak hastalar ve ben böyle bir onunla bir bununla en son kendimde böyle biraz. Evet. O yüzden onlarla da hakikaten şu an... Çocuklar iyi değil mi şu an? Onların da durumunu öğrenelim. Değiller, yok gayet şey iyiler. Yani bence sizler de biliyorsunuz. Bu arada inanılmaz bir hastalık durumu var. Salgın var. İnanılmaz değil mi? Öyle mi? Şu an hasta hasta soru soruyorum. Çok iyi anlıyorum. Teşekkür ediyorum. Beni çok iyi anlıyorsunuz. Sadece şunu soracaktım. Sizler de bunu yaşıyorsunuz. Evet. Şunu soracaktım ki benim Kıvanç Bey'le de fotoğraflarınız çok konuşuldu. İki yakışıklı yan yana dendi ama o gece neler konuşuldu? Biz sizinle o gece konuşamamıştık ama. Evet yani Kıvanç o çok eski arkadaşımız o yüzden çok güzel şeyler konuşuldu diyebilirim. Detaylar vermeyeyim. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Fahriye Hanım tekrar. Çok teşekkür ederim. Bir dakika düşünüyor musunuz? Kıvanç Bey son zamanlar devam modusuna ayak uydurmaya başladı mı? Herkes artık takmaya başladı ama ya da Fahriye Hanım ister mi? Başka bir şey. Sen mi söylüyorsun? Ya. Soruyu şöyle değiştirelim mi? Fahriye Hanım konuşamıyor ama mesela Burak Bey'in bu İskoç eteği giymesi, oje sürmesi veya küpe takması sizin yorumunuz ne olur? Çok güzel bir çizgi yarattı bence kendine. Ben onu bu haliyle çok seviyorum. Ne yapsa da ne setse de yakışır. Şu soruyu sorana biliriz. biz de kendi aramızda Burak Özçivit diyoruz kendisine efendim. Sizin birazcık benzerlik var ama çok da benzemese de. Çağırdım yani.
Abi büyük fanımın büyük hayranı. Tam kabul ettim artık. Eyvallah. Şu an galiba şu an intikam aldın abi sana. Seviyoruz. Onu seviyoruz. Biz de seviyoruz. Daha o sorularından kurtulamıyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim. Yorduk sizi. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.